Açıklamaları ekranda sosyal konut projesine ilişkin öncelikle onu anons edelim. Bunun gerçekleştirilememesi için, yapılmaması için hiçbir sebep yok dedi. Az önce de tekrar da ekrana getirdi arkadaşlar F-16 mevzusuna ilişkin açıklamalarda bulunurken F-16 ile ilgili süreç planlandığı şekilde devam ediyor dedi. Yine bu da önemli bir haber akışı. Detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi Doktor Servet Terziler bizlerle. Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. 2 milyonun üzerinde beklenti tabii ki özellikle bu yıl için. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de sağlık turizminin Türkiye'de aldığı pastadan pay giderek artıyor. Ne dersiniz? Beklentiniz ne? Gerçekleşebilir mi? Sizi dinliyoruz. Evet, şu anda gerçekten 2022 sağlık turizminde bir tarih sürecindeki en büyük rekora koşuyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 2 milyonun üzerinde sene sonuna kadar sağlık turistinin ülkeye girmesi bekleniyor. Şu anda neredeyse 1,5 milyonları geçtik. Bu 2019 yılında yaklaşık 1,5 milyon sağlık turisti ülkemize gelmişti. 2020 ve 21 yıllarında COVID dönemlerinde bu biraz düşüşe geçti. Neredeyse ilk sene 2021'de COVID'in ilk yılında 2020'lerde %40-50'lere yakın bir düşüş yaşamıştık. Çünkü hatırlıyorsunuz 3 ay kadar tüm dünya kapanmıştı. Daha sonra yazın nispeten korkarak ürkek bir şekilde açılma olmuştu. O seneyi kayıpla geçirmiştik. Geçen sene 2021'lerde bu düşüşü biraz toparlamıştık. Fakat 20-25'e yakın düşüşler yine yaşanmıştı. Bu sene çok şükür bu aradaki açığı kapatabilecek şekilde hızlıca yükseliş başladı. Bir de en büyük bizim krizi lehine çevirdiğimiz nokta COVID dönemi aslında Türk sağlık altyapısının, kriz yönetiminin, entegre kolektif çalışmanın ve büyük kitlelere doğru hizmeti yoğun bir şekilde vermenin ne kadar güçlü olduğunu dünya kamuoyuna gösterdi. Biliyorsunuz o dönemde Avrupa'da, Amerika'da hatta halkın sağlığı konusunda doyurucu, etkin ve yetkin hizmet maalesef görülemedi. Türkiye'de gerçekten bu çok güzel bir şekilde yönetildi. Hem devlet hastanelerinde, hem şehir hastanelerinde, hem de özel sağlık sektörünün el ele verdiği bu COVID dönemi Türk sağlık yapısının bir marka olduğunu dünyanın göz önüne, kamuoyuna sermiş oldu. O dönemden sonra zaten 2022 yılında dünyadan yakın coğrafyamız Avrupa'dan genel sağlık hizmetleri için de insanlar hizmet almaya başladı ülkemizden. Bir kanser tedavisi, böbrek ve karaciğer nakli gibi organ nakilleri, ortopedi gibi bir takım zor yapılan tedaviler. Zaten bu lokomotife baktığımız zaman saç, estetik ve diş şu anda yapılan güzel doğru yatırımlarla yükselme trendine devam ediyor. Ve İstanbul için de kliniklerin, hastanelerin çok güzel organize olmaları, gelen misafirlerin havaalanından alınıp otellere transferlerle ulaştırılması, otellerden klinik hastanelere doğru bir şekilde ulaştırılıp İstanbul içi, Türkiye içinde sağlık turizm paketlerinin sunulması hastalığının gelmesindeki ivmeyi artıran en büyük faktörlerin başında yine geliyor. Tabii ki Türk doktorları da gerçekten son 20 yıldır dünya çapında marka olmuş doktorlarımız oluşmaya başladı. İşini ruhuyla, yüreğiyle, evet, sanatsal aşkıyla, bilimle yapan çok güzel markalarımız oluştu. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda en kısa zamanda 10 milyar doları geçmesi içten bile değil diyebilirim. Peki bir yandan tabii baktığımız zaman rakamları %50'si saç ekimi ve özellikle tabii başka hizmetler de var bunun yanı sıra. Neler var? Sizden dinleyelim birkaç tane. Memnuniyetle şu anda yükselen değer olarak diş çok yukarıya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Avrupa'da diş çok pahalı ve ülkemizde muhteşem kaliteyi çok uygun fiyata alabiliyor insanlar. Estetik cerrahi yükseliş trendinde. Şu anda özellikle ülkemizde
burun operasyonları, göğüs operasyonları, papa operasyonları, liposuction'lar muhteşem bir şekilde kaliteli doktorlar tarafından çok iyi hizmette veriliyor. Bunun yanında göz cerrahisi, bir takım organ nakilleri, doku problemleri olanların tedavileri genel sağlık hizmeti adına koyabileceğimiz departmanına da bakıldığı zaman onlarda çok büyük yükselişte. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023'te sağlık turizmini 10 milyar doların üzerinde bekliyoruz demişti. Bu gerçekten doğru bir hedef. Bunun için hep birlikte doğru çalışmaya devam etmemiz lazım. Peki nerelerden ağırlıklı olarak ziyaretçiler var, hizmet alanlar var? Avrupa ağırlıklı diyebiliyoruz ama tabii ki mesela saç ekiminde Körfez ülkeleri de çok ziyaret ediyor bizi. Şimdi bilinen aksine özellikle 2010'lu yıllarda biz sağlık turizmini dünyada belli bir yükseltmeye başladık. İlk başta dediğiniz gibi Körfez ülkelerinden misafirler çok fazla teveccüh etti saç ekimine. İstiklal'de, Taksim'de, havaalanlarında daha çok Körfez ülkesinde insanları gördüğüm için sanki o bölge saça geliyor dendi. Fakat 2015'ten sonra son 7 yıldır kıta Avrupa'sında İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, yukarı kuzeye çıktığımız zaman İsveç, Norveç, Danimarka, yakın bölgelerimizden, Balkanlardan, Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerden de çok yoğun hasta almaya başladık. Ve şu anda dediğiniz gibi eskiden olan özellikle saç ekim, estetik ve dişteki %70 Arap ülkelerinden, %30 Avrupa ülkelerinden vardı. Bu tam tersine döndü. Şu anda gelen sağlık turistlerinin neredeyse %70'leri bizim Avrupa bölgesinden, %20 Arap bölgesinden, %10 da Amerika, Avustralya, Kanada gibi kıta ötesi ülkelerden de gelmeye başladı. Neredeyse 100'ün üzerinde ülkeden, dünyadan biz sağlık turisti çekiyoruz. Şu anda 200'ün üzerindeki ülke dünyada bulunuyor ve hepsinden ulaşmak, onları buraya katmak, 10 milyar doları bir an önce görmek zorundayız diyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. 10 milyar dolarlık hedefiyle sağlık turizmi de artık dünyada, Türkiye'nin